Şöyle yapayım. Bir Abdullah Ağar, hoş geldiniz. CNN Türkiye Gece Görüşü'ne Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi. Acaba siz Biden'ın konuşmasını, açıkladığı yaptırımları, ki içinde sadece bazı varlıkların dondurulması, 4 banka dolar, euro ve pound işlem yapabilecek olması var. Yani Swift'in, Putin'in yer almamasını nasıl buluyorsunuz? Ve Sovyetlerin, yani evet NATO üyelerini koruyacağız. Ama askeri yığınak da yapılacak, ama Ukrayna'da savaşmayacağız dedi. Değerlendirmeniz nedir? Bu Rusya'yı durdurur mu, durdurmaz mı? Ukrayna'yı korumuyor, NATO ülkelerini koruyacakmış. Şimdi efendim, tabii... Beni duydunuz mu? Ben duyuyorum, siz beni duyuyorsunuz sanırım. Tabii, buyurun. Öncelikle saygılar Hande Hanım size, saygılar konuklara, izleyicilere. Temeldeki mesele bir jeopolitik gerçeklik, bir fiili durum var, bir işgal ve istila. Bunun üzerine veya bunu engelleyici bir cümle kuruyor olması gerekiyor. Bu cümleyi kurmuyor Sayın Biden, bir bedel ödetmekten bahsediyor. Peki Ukrayna halkının ödemiş olduğu, ödemekte olduğu bedeli kim karşılayacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu siyaset ve strateji çerçevesinde. Şimdi bir diğer tarafıyla uyguladıkları yaptırımlarla ilgili özellikle Almanya ve Fransa hattında, yani Avrupa Birliği kıta Avrupası hattında bir kırılganlık var. Onlar özellikle Swift hatlarından çıkartılmaya çok iyi bakmıyorlar. Bu farklı bir kırılganlık kendisini gösteriyor. Öte tarafıyla Rusya'nın bununla ilgili bir yığınağı var, yani yaptırımlara dair. Ve bir diğer tarafıyla da Putin Çin'den nasıl garantiler aldı bu yaptırımlara bağlı olmak üzere. Çünkü şu görüntüyü üzere bu savaş biraz da Çin için yapılan bir savaş. Yani Çin'in jeopolitik imparatorluğu için yapılan bir savaş. Üretmiş olduğu sonuçlarla beraber Atlantik'te bir parçalanmaya neden olabileceğine dair kuvvetli yorumlar yapılıyor. Bu açılardan bakıldığında ikisi etkileşim içerisinde ama zamansal olarak birbirinden çok kopuk. Yani Putin'e bir bedel ödetebilir. Yani bu olasılık var. Sonuçta 1.7 trilyon dolarlık bir ülke maliyetleri son derece ağır olabilecek bir savaşa tutuşmuş durumda. Bir maceraya girmiş durumda. 603 bin kilometrekarelik bir ülkeyi işgal etmenin veya işgal etmeye kalkmanın bedeli Rusya için hem demografik olarak, hem sosyolojik olarak, hem de ekonomik olarak çok ağıra patlayabilir. Ama Rusya bunu Çin'in yardımıyla veya yaptırımlarda üreteceği gediklerle veya çözümlerle bu işi atlatabilir ve sonuçta ortaya ne çıkar? Rusya jeopolitik bir kazanım elde etmiş olur. Yani en üst katmandaki bir kazanımı elde etmiş olur. Buyurun. Abdullah Bey, orada bir şey soracağım beni duyuyorsanız. Şimdi zarar verebilir ama dediniz. Tam da zaten burada bir, belli ki Avrupa Swift yaptırımında uzlaşamamış. İki, enerji konusunda uzlaşamamışlar. Yani bir, zaten Rusya'nın 60 ay dayanağı ekonomik bir şekilde hazırlık yaptığı iddiası var ortada. İkincisi, yani doğalgaz ve petrol konusunda Avrupa başta olmak üzere Türkiye'de dahil pek çok adım atabilir. Kestim doğalgazı. Yani bugün dünya ekonomisine zarar vermeyeceğini söyledi ama hem Swift hem enerji konusunda bir yaptırım gelmiyorsa aslında dünyada bu çarkın Amerikalılarda, Avrupalılarda, Ruslarda dönmesini istiyor. Onu da görüyoruz bir yandan yani. Şimdi Hande Hanım, Avrupa ile kıta Avrupası'yla yaşamış oldukları kırılganlık Swift'ten daha derin olabilir. Yani sorun aslında Atlantik'in parçalanmasıyla ilgili bir sorun. Şimdi görece yaptırımlarla beraber safları biraz sıkılaştırdılar. Ama büyük bir jeopolitik fikir ayrılığı var. Ve bu fikir ayrılığıyla ilgili karşı karşıya kaldıkları bir cezalandırma var Amerika ve İngiltere üzerinden. Çünkü bu savaşın, evet belki uygulayıcısı Putin ama azmettiricisi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri.
Şimdi neden azmettirdiler? Bu soruya bir cevap aramamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da artık bağları gevşemiş, NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine inanan, Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik önderlikten vazgeçtiğini düşünen, %2'lik gayri safi milli hasılalarının ödemekten imtina eden ve bunun için Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlayan, onların bu boşluğu doldurmasını isteyen, bir diğer tarafıyla Avrupa ordusu kurmak isteyen, öte tarafıyla Rusya ile ve Çin ile güvenlik angajmanları geliştirebileceğini düşünen Fransa ve Almanya'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin geliştirmiş olduğu bir jeopolitik oyuna karşılık geliyor. Bir açısıyla. O da şu, Kamala Harris bir cümle kurdu Münih Güvenlik Konferansı'nda, çok dikkat çekiciydi. Dedi ki bütün Avrupa'nın güvenlik elitinin önünde biz 1945'te bizim kurduğumuz düzen sayesinde, yani Amerika'nın kurmuş olduğu düzen sayesinde mutlusunuz, güvendesiniz ve zenginleştiniz. Çok zenginsiniz. Neden? Bizim sayemizde. Şimdi bu fotoğrafın üzerine bizim otoritemizi, önderliğimizi kabul etmiyorsunuz. Bize bir isyan halindesiniz. O zaman biz de sizin zafiyetlerinizden istifade ederek size karşı bir takım oyunlar geliştirebiliriz. Bu oyunlardan bir tanesi enerji meselesi. İşte biraz önce Hulki Bey söyledi. Hollanda'da bugün %45 artmış. Almanya %65 seviyesinde bağımlı Rusya'ya. Doğalgaz olarak petrol dedi sanırım %25'ler seviyesinde. Ve Avrupa'nın genelde bağımlılığı %40'lar seviyesinde. 2021'de %39 doğalgazını Rusya'dan almışlar. Bu bir. Şimdi bir başka mesele kendisini göstermeye başladı. Hatırlayın, Belarus'taki bizim Irak'tan ve Suriye'den kaçan Kürt kardeşlerimizin neden olduğu bir sığınmacı, düzensiz göçmen krizi vardı. Bütün Avrupa ayağa kalktı. Bütün Avrupa 4000 tane insandan dolayı. Şimdi 44 milyonun insanın potansiyel düzensiz göçmen olmasıyla ilgili Avrupa çok ağır bir baskı altında. Bir başka mesele daha var ki o bence hepsinden daha öte. Rusya'nın şimdi bir girerse, yürürse karşıda durabilecek ordu yok. Yani Rusya'nın karşısında şu an benim yani... Putin böyle bir çılgınlığa soyunursa kim durduracak bu şeyi? Amerika Birleşik Devletleri tamam, ısrarla bir cümle kuruyor. Abdullah abi tamam. Diyor ki NATO topraklarını korurum. Beşinci maddenin geçerliliğini de ifade etti Biden. Ama bir yandan da diyor ki eski Sovyetleri kurma hayalinde imparator olma peşinde diyor. Buna katılıyor musunuz? Yani Putin Ukrayna'da durmayacak mı? Devam mı edecek? Şimdi bakın ben bir cümle kuracağım müsaadenizle size. Şimdi en kalite seviyede bir akıldan bahsediyoruz. Jeopolitik akılların hüküm sürdüğü ve etki ürettiği, en büyük imkan kabiliyetleri kullanıldığı bir alanda bir mücadeleden bahsediyoruz. Benim sorum şu Hande Hanım. Siz Ukrayna'yı NATO'ya alacağım diyorsunuz. Siz NATO'ya alacağınız bir ülkenin alma süreçlerinde karşı karşıya kalabileceği riskleri, tehditleri hesap etmez misiniz? Buna göre onu himaye altına almaz mısınız? Aksine bu ne himaye etmesi? Ya baksanıza Büyükelçiliğinden oradan aldı Lviv'e taşıdı, oradan aldı Polonya'ya taşıdı. O kadar değersizleştirdi ki Ukrayna'yı. Yani sanki gel işgal et diyor. Yani tahrikine bakın lütfen. Bakın bu tahrik, şimdi Putin'in kişisel özellikleri tahlil edilerek ortaya konmuş bir tahrik var. Israrlı ve bilinçli. Şimdi bu dünyada hani Macron neden test vermedi? Macron'un DNA'sını Rusların eline geçmesin diye test vermedi. Şimdi bu derece hassas bilimsel çalışmaların yapıldığı, psikolojik analizlerin yapıldığı bir dünyada Putin neden bu kadar tahrik edildi? Bunun bilinçsiz olması mümkün mü? Yani ısrarla Rus devletinin aklı, sen jeopolitik bir tehdit altındasın, anakaran bir tehdit altında. Bunu sürekli söylediler onlara. Dikte etti Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere. Peki, o da, peki bunun altında ne var? Niye yaptılar bunu? Yani Rusya tahrik olunca, Putin tahrik olunca ne bekliyorlar? Ne olsun istiyorlar? Şimdi biraz önce Avrupa Birliği üzerinde üretmiş oldukları
Çok eksenli baskı. Bir cezalandırma ve safları sıkılaştırma. Belki bir biat ettirme operasyonu. Hani kontrolden çıktılar. Yani isyan eden bir mürit gibi tekrar biat ettirmeye dair bir gayretleri var. Bir de Türkiye özeli var. Onu konuşacağız. Şimdi bir diğer tarafıyla... Ona geleceğim, evet. Rusya'nın pozisyonunu belirleme. Şimdi 603 bin kilometre karelik bir toprak. Burayı işgal etmek o kadar kolay değil. Abdullah Hoca'dan sonra kadar, Hande Hanım. O kadar kolay değil. 603 bin kilometre kare. Şimdi Abdullah Bey'den zayiat sonra söz alabilir başlayayım. Miyim? Şimdi bir bugünkü harekata dair bir sürü kuracağım. İtirazınız mı var? Bir dakika Abdullah Bey, bir saniye. Yok hayır. Mesut Bey, itirazınız mı var? Yok hayır. Daha sonra bir değerlendirme yapmak istiyorum. Daha sonra. Tekrar vereceğim tabii. Bütün herkese söz vereceğim. Abdullah Bey buyurun. Şimdi bir örnek vereceğim bugünkü harekata dair. Klasik Rus doktrinine özgü bir saldırı yapıldı. 90 dakikalık bir hazırlık ateşi yapıldı. Bu 90 dakikalık hazırlık ateşinin maliyeti bilmiyoruz. Diyelim ki atalım işte 72 hedef vuruldu falan dedi Ukraynalılar, tam bilmiyoruz ama her bir füzeyi 1 milyon dolar saysak 100 milyon dolarlık falan bir maliyet var burada. Amerikalılar ne yaptılar Hande Hanım? Irak'ı işgal ederken 6 gün boyunca durmadan vurdular. Seyri sefer füzeleriyle, taktik balistik füzelerle, halı bombardımanı yapan uçaklarla beraber. Neydi maksat? Mümkün olduğu kadar ezme ve olası başlayan harekattaki zayiatı minimize etme. Ve ne oldu? Bir anda Amerikan tankları Bağdat'ta görüverdik. Ruslar o kadar 90 dakikalık bir hazırlık ateşi yaptılar. Peki bunun üretmiş olduğu sonucun karşılığında başlayan konvansiyonel harpteki zayiatlar ciddi anlamda yüksek, öyle gözüküyor. Sayıları kimse açıklamıyor. Örneğin ama sosyal medyada gezen bir rakam var. Ruslarla ilgili 2000 diyor. Doğru mu bilmiyorum ama zayiatları var, onu biliyorum. Aynen. Çünkü hani sahada konuştuğum bir takım yerlerde çok ciddi anlamda çatışmaların olduğu ve bu çatışmalarda Rusların da ağır zayiatlar verdiği gözüküyor. Şimdi bu şu demek. Rusya ekonomik anlamda çok pahalıya gelebilecek bir harekatı ekonomik hassasiyetlerle beraber yapıyor. Soru şu, derinleşirse Rusya ne olur? Yani burada Rusya'ya karşı kurulmuş bir tuzak olabileceği gibi biraz önce Hulki Bey'in söylemiş olduğu Rusya'yla bir pazarlıkla yapılmış olabilir, bir anlaşma da yapılmış olabilir. Çünkü Ukrayna'yı şu andaki haliyle Rusya'ya sunuyor. Abdullah Bey bir şey söyleyeyim mi? Usunuş. Pazarlığın konusu ne diye de size ikinize birden de soruyorum. Abdullah Bey'in bileceği bir soru, sen sor da. Burada ben söyleyeyim mi, tabii sen sor. Tabii, Abdullah Bey, siz daha iyi hatırlarsınız. Şimdi Biden enteresan bir cümle dedi. Yani tam bir psikoloğun analiz edebileceği bir bilinç dışı cümle. Dedi ki Rusya siyasi tiyatrolar döndü Moskova'da. Ruslar Ukrayna'da Ukrayna'nın kimyasal silah kullanacağını söylediler dedi. Şimdi ben orada irkildim. Çok enteresan bir cümle. Bu cümleyi biz Amerikalılardan duyduk Saddam'a karşı. Saddam kimyasal silah kullandı, kullanacak cehennem topları var, bilmem ne silahları var diyerek kendisi bu gerekçeyle 1 milyon kişiyi öldürdü Bağdat'ta, Irak'ta. Ama şimdi aynı cümleyi kullandı Amerika. Ruslar bunu Ukrayna için dediler dedi. Bana çok psikolojik bir cümle geldi. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Ona bir ek daha yapayım. Hızlı ele geçen toplumlarda, hızlı ele geçen topraklarda çok hızlı toplumsal ayaklanmalar olur da dedi. Şimdi şunu söyleyeyim. Abdullah Bey buyurun. Savaş. Şimdi yığınağın kendisini göstermesinden beri biz çok ilginç yeni nesil savaşa özgü bir takım fotoğraflar gördük. Şimdi Rusların klasik bir siyaset ve strateji doktrini var. Hileye dayalı. Ona maskirovka diyorlar. Yani aldatıyor düşmanını veya hedef alanı. Şimdi bu tür psikolojik harekata yönelik, algıya yönelik, kamu diplomasisine yönelik, etki ajanına yönelik, hatta nüfuz casusuna yönelik sayısız metotla karşı karşıya kaldık. İki taraftan da. Yani Amerikalılar ne yaptılar İngilizlerle beraber? İşte Rusya'nın planlarını biliyoruz. İki gün önceden ifşa ettiler. Bu açıdan bakıldığında
Hulki Bey'in söylemiş olduğu bu kişilik analizlerine yönelik bir takım manipülasyonlar son derece bu savaşa özgü bir rutin, bir gerçeklik. Herkes birbiri üzerinde ne kadar etkili olursa ona etkili olmaya çalışıyor. Bugün savaş sırasında da gördük aynı şeyleri. Yani bir taraf ordusunun, Ruslar işte Ukrayna ordusunun dağıldığını bir şekilde psikolojik harekat aracı olarak bütün alana anlatmaya, etkili olmaya çalışırken bir taraftan da Ukraynalılar dediler ki hayır biz üstünüz, biz vuruyoruz, biz Rusları yeniyoruz. Kendi eksenlerinde mukavemeti güçlendirmek adına, morali güçlendirmek adına, inancı güçlendirmek adına pek çok çalışmayla karşı karşıya kaldık. Savaşlarda bu tür şeyler, oluşumlar var. Hı hı. Tarafların, liderlerin bu tür toplara girmeleri son derece anlaşılabilir şeyler. Yani karşı tarafın direncini, mukavemetini düşürmek, kendi moral motivasyonunu ve direncini yükseltmek adına bu tür çalışmalar savaşlar sırasında profesyonelce yapılır. Bu açıdan ben bunu peki, hani bir doğal uygulama olarak görüyorum. O şekilde şaşırtmadı beni. Ama şu bizim okumamız sahadan, sahadaki güçler üzerinden. Şimdi Putin bence çok riskli bir maceraya sürüklendi. Çok ilginçti aslında. Yani ona belki değinmekte fayda var. Normalde işte o yapmış olduğu bütün kamuoyu önünde, dünya önündeki o kamu diplomasi çalışmasında bir hedef koydu aslında kendisine. Luhansk ve Donetsk dedi. Yani %30'u ben %70'i de içine alacak şekilde bir hedef koyuyorum dedi. Bağımsızlıklarını tanıyorum dedi. Ama çok ilginç bir şey oldu. Gerekçe olarak Ukrayna ordusunun kendisine saldırmasını, Rus ordusuna saldırmasını gerekçe gösterdi ve siyasi kuralları tamamıyla ortadan kaldırıp stratejinin kurallarını devreye koydu. Şimdi bu nereye kadar gider? Bunu bakın bir şey söyleyeceğim, Putin daha iyi kestiremeyebilir. Yani son derece provokasyona açık, manipülasyona açık bir süreç başladı. Savaşın bütün Ukrayna'ya yayılmasıyla birlikte. Şimdi bunun sonuçları üzerinde konuşmamız yani, gerekiyor. Yani, bu bizi Türkiye'ye çok ilgilendiriyor. Bana da söz verecek misiniz? Ben Peki bir dakika vereceğim. Her ikinize de vereceğim ama şöyle Mesut Bey size vereceğim. Abdullah Bey çok haklısınız, konuşacağız ama iki konuğum var. Onlara da bir Biden'ı değerlendirmek istiyorum.